Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle muhteşem lokum gibi bir et yapacağız. Mangalda yapacağız. Biliyorsunuz mangalda et yapmak zordur. Sert olur, kayış gibi olur, yenmez. Bu et inanılmaz güzel oldu. Ben bu tarife kesinlikle %100 kefil. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki tek ödülüm sizsiniz. Etimi bir gece sütte beklettim. 24 saat kadar beklerse sütün içi de lokum gibi olur. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Mutlaka eğer kırmızı et yapacaksanız, vaktiniz yoksa yapmayın. Bir gece mutlaka sütte bekletin. Şöyle gördüğünüz gibi yağ inceltti kasap, eti de inceltti. Ben onu güzelce saracağım. Et dana antrikot bu arada arkadaşlar. Şöyle çöp şiş batırıp İstediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. İnce ya da kalın yapabilirsiniz. Ben birazını ince, birazını kalın yaptım. İkisi de çok çok lezzetliydi. Ama bence kalın olan biraz daha lezzetliydi. Daha suluydu. Çöp şişleri ete batırdıktan sonra keskin bir bıçakla, burası da önemli, keskin bir bıçak olması lazım, dilimliyoruz. İstediğimiz kadar dilim çıkarıyoruz. Şu kenarı biraz yamuktu, yani düzgün değildi. Orayı da kesip çöp şiş için ayıracağım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Henüz çiğken bile bu kadar güzel görünmesi. Şu kenarları açılır gibi geldi bana pişerken. Onun için çaprazlamasına bir şiş daha ekledim. Hiç açılmasın diye. Çünkü açılmasını ve dağılmasını istemiyorum mangalda. Kalanları da çöp şiş yapacağız. Minik minik kestim. Çöp şişlik etlerimiz de yine sütte beklemiş olan etimiz. Etlerimiz zaten yumuşamıştı. Şimdi biraz da lezzetlendirelim. Bir miktar sıvı yağ kabı aldım. Toz biber, pul biber ve tuz. Çok az bir tuz ekledim. Çünkü mangal başında biraz daha tuz ekleyeceğim. Mangal başı baharatını da aşağıya yazarım. En baştan kekik eklemedim, karabiber eklemedim. Onlar et pişince ekleyeceğim. Özellikle kekik baştan eklendiğinde ete kekremsi acı bir tat ekliyor. O da ete bence yakışmıyor ama mangal başında eklerseniz o tat olmuyor. Bu şekilde birkaç saat bekletelim. Ben sabah kahvaltıdan sonra hazırladım. Akşamleyin mangal vaktine kadar dinlendi. Yanına güzel bir meyaneli bulgur pilavı yapalım. Yağlarımı tavaya ekledim. Tereyağı ve sıvı yağ. İri doğranmış 2 tane biber ve 1 soğanı iyice kavuracağım. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçası ekledim. Tuz,
kaşık nane, 1 karabiber, 1 toz biber ve pul biber ekledim. Nanenin iri kesim, iri kıyım olması önemli. Toz gibi olursa biraz kıvamını bozuyor. İri bulguru da ekleyip kavuracağım biraz daha. Yarım kavanoz domatesim vardı benim kış için kışlık hazırladığım. Yazsa domates ekleyebilirsiniz, yoksa hiçbir şey eklemeyebilirsiniz. Eğer domates eklemeyecekseniz bir yarım kaşık daha salçayı artırabilirsiniz. Bu aşamada pilavın altını kapatıp bir yarım saat dinlendirince pilav kendi çekmiş ve kıvamına gelmiş olacak. Güzel bir de salata yaptım. Aslında bu salatanın yapılışını bence çekmeliydim ama çekmemişim. Bir dahakine hep beraber yapalım inşallah. Mangalımı yaktım. Mangal nasıl yakılır? Tavuk ızgara ve ciğer ızgara tarifleri kanalımda var. Aşağıya linkini ekledim. Mangalın üst tabakasını üzerine koyduk. Bir 5 dakika kadar yaktık. Üzerini yağladık ve şimdi artık etleri koyuyoruz. Bu tabaka çok güzel bir tabaka. Yağ kanalları olduğu için et kendi yağında pişiyor ve alevlenme olmuyor. Aşağıya yağları akıtmadığı için alevlenme yapmıyor. Şu an tam karşıda gün batıyor. Etleri pişirmek tam bu saate denk geldi. Bu yüzden de muhteşem bir görüntü var ortada. Ben bile denk getiremezdim. İnanın böyle güzel bir görüntüyü. Çok çok güzel oldu. Altın ışık ve muhteşem görünen etler.
Ve tadım zamanı. O kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten görünümü, lezzeti inanılmaz güzel bir et oldu. Ve bayıldık, bayıldık, bayıldık. Yani söylenecek başka gerçekten kelime bulamıyorum. Deneyin ve gerçekten memnun kalacağınıza %1500 eminim. Bu videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu ana kadar videomu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın ve lütfen zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın.